Para Bilgi kanalı izleyicileri hepinize selamlar, saygılar olsun. Evet, borsadan, ekonomiden, paranın legal olduğu her yerden haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. 31 Ocak 2023 yani Ocak ayının son günü BofA'nın, Bank of America'nın alım ve satım yaptığı hisseleri sizler için derledik. Evet, Borsa İstanbul'u kısaca değinecek olursak günü 4976'dan puandan kapattı. Maalesef 5000 psikolojik desteğinin altına kapatmak kötü oldu. Günü %2.35 negatifte kapattık. BofA'da arkadaşlar, onun için gün önemli değil. Her gün alım ve satım işlemlerine Borsa İstanbul'da devam ediyor. Amerikalı Yatırım Bankası, Bank of America'nın Borsa İstanbul'da bugün hacim bazlı alım ve satım yaptığı hisseler ilk beşini vereceğiz arkadaşlar. Kardemir'de, İşçi ETR, Sabancı Holding, Alçelik ve Aselsan, bunlar %31'ini bugün aldığı hisseleri gösteriyor. %31'lik kısım ve bu aldığı hisseler arkadaşlar, özellikle Kardemir'de'den 94 milyonluk bir net hacmi var, 16.58 maliyetten. İşçi ETR'den 78 milyonluk bir hacmi var, 11 lira maliyetten. Sabancı Holding'den 65 milyon 166 binlik bir net hacmi var, 39.4 liralık maliyetten. Arçelik'ten 55 milyon 689 binlik bir net hacmi var, 108 liralık maliyetten. Aselsan'dan 55 milyon 156 bin liralık net hacmi var, 57 lira 78 kuruşluk maliyetten. Evet, gördüğünüz gibi aslında Bank of America'nın bugün alım miktarları o biraz düşmüş bir durumda. Şimdi sattığı hisselere gelelim arkadaşlar. Türk Hava Yolları sattığı hisselerden, özellikle çok fazla satmış Türk Hava Yolları'ndan Akbank, Turkcell, Kozal ve Enkay. Bu 5 hisse de arkadaşlar sattığı hisseler arasında %50'sini gösteriyor bizlere. Bu yönüyle biraz daha iyi sattığı hisselerdeki öğrendiğimiz bilgiler. Türk Hava Yolları 227 milyon 757 bin net hacime sahip, satış maliyeti 141 liraymış. Akbank'tan 91 milyon 296 bin net hacim var, 16.9'muş maliyeti. Kozal 53 milyon 846 bin net hacmi var, 546 liramış maliyeti. Turkcell atladık. Turkcell 76 milyon 997 bin net hacim, 36 lira maliyet. Ve Enkay 34 milyon 513 bin net hacim, 30 lira maliyet. Diğerleri de 479 milyon liralıkmış arkadaşlar. Satma kısmında da fazla bulunmamış gördüğünüz gibi. Bu oran da az aslında. Çünkü neden? Bank of America genelde daha fazla büyük miktarlarda alım satım işlemi yapabiliyordu. Ama unutmadan da söyleyelim, bugün arkadaşlar Borsa İstanbul'daki toplam işlem hacmi de 89.1 milyar lira. Yani işlem hacmi de oldukça düşük. Ve zaten burada baktığınız zaman mesela Akbank'tan satmış ve bankacılık endeksi 0.13 aslında değer kazandı arkadaşlar bugün. Holding endekslerinde baktığınız zaman holdingler var mı? Onlar 1.82 değer kaybetmişti. İnşaat mesela 1.53 kazandırmıştı. Ve en çok kaybeden ise bugün farklı bir sektör oldu, 4.58'de ulaştırma. Evet, 89.1 milyar liralık düşük işlem hacminin içerisinde Bank of America'nın almış olduğu 5 hisse ve satmış olduğu 5 hisseyi sizlere bildirmeye çalıştık sevgili arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bu videoların devamını bekliyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız beğenileriniz, yorumlarınız bize büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü daha fazla kişiye videolarımız ulaşacaktır. Bu konuda da yardımlarınızı esirgemeyiniz. Hepinize bol bol kazançlar.